Pıtır Arı. Uzak bir diyarda arılar ülkesi varmış. Bu ülkenin her yerinde sadece arılar yaşarmış. Her arı ailesi için bir kovan olurmuş. Arı ailesinin her üyesi çalışır, didinirler, kovanlarını lezzetli ballarla doldururlarmış. Bu bal kovanlarını her yıl sonunda kraliçe arıya teslim ederler. Kraliçe arı da dolu kovanların yerine tüm kış boyunca içinde yaşayacakları boş kovanları verirmiş. Ayrıca en çok bal yapan ailenin tüm üyelerini birçok hediyelerle ödüllendirirmiş. Bu nedenle de her gün her kovanda çok yoğun çalışmalar olurmuş. Arılar bahar gelir gelmez kırlarda, bahçelerde nerede ne kadar çiçek varsa tek tek dolaşır, damla damla çiçek özü toplarlarmış. Bu uzun ve yorucu bir işmiş. Çünkü arılar çok küçük, kovanlarsa çok büyükmüş. Yine bir gün kovanlardan birinde yoğun bir iş günü yaşanmaktaymış. Fakat anne arı çok mutluymuş. Çünkü aileye yeni bir arı katılmış. Yavru arı hep annesinin yanında gezinir, diğer arıların ne yaptıklarını anlamaya çalışırmış. Annesine sorular soruyor, annesi de sorularına tek tek cevaplar veriyormuş. Fakat Pıtır Arı'nın sorularının ardı arkası gelmiyormuş. Anne arı Pıtır Arı'nın diğer arılardan daha meraklı olduğunu düşünüyormuş. Ayrıca Pıtır'ın soru sormasından çok hoşlanıyormuş. Çünkü merak ederse soru sorarak çok şey öğrenebileceğini biliyormuş. Pıtır Arı bir gün annesine "Neden çalışıyorsunuz?" diye sorunca annesi "Kış mevsimi gelmeden kraliçe arıdan boş bir kovan almak için çalışıyoruz." diye cevap vermiş. Pıtır Arı anlamış anlamasına fakat aklını kurcalayan bazı şeyler varmış. Günler geçmiş, Pıtır da abisi ve ablası gibi çalışabilecek kadar büyümüş. Sabah erkenden yola çıkıyormuş, uçuyormuş, uçuyormuş, uçuyormuş. Çiçekler ne kadar da uzakmış öyle. Pıtır Arı uzun bir süre uçtuktan sonra bir çiçeğe konup çok az çiçek özünü kovana taşımak için yine uçuyormuş, uçuyormuş, uçuyormuş. Birkaç gün böyle çalışmış, gelip gidip kovana bakıyormuş. Doldu dolacak diyormuş ama bir türlü dolmuyormuş. Ailenin tüm üyeleri kovana geldiklerinde başlamış Pıtır konuşmaya. "Bu böyle olmamalı. Çok zaman kaybediyoruz yollarda. Düşünüp taşınıp bir çözüm bulmalı." demiş. Hep birlikte düşünmeye başlamışlar. Ve "Buldum, çözüm buldum." diye bağırmış Pıtır. "Biz en çok çiçeklere giderken zaman kaybediyoruz. O halde çiçeklere gitmeyeceğiz. Onlar bize gelecekler." demiş. Hepsi de şaşkınlıkla bakmışlar. "Nasıl yani?" demiş annesi. Bir anlam verememiş Pıtır'ın sözlerine. Pıtır başlamış anlatmaya. "Kırlara gittiğimizde her defasında çiçek özü topluyorduk. Yarın gittiğimizde çiçek tohumları toplayacağız ve bu çiçek tohumlarını kovanımızın etrafına ekeceğiz. Çiçekler büyüyecek ve kovanın etrafında rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçemiz olacak. Bizler de çiçek özü için uzun zaman uçmak zorunda kalmayacağız." demiş. "Aferin Pıtır, güzel bir çözüm. Hemen uygulayalım." demiş annesi. Ve uygulamışlar. Çiçekler büyümüş. Pıtır ve ailesi kovanlarına çok yakın çiçeklerden çiçek özlerini topluyorlar ve zaman kaybetmiyor, yorulmuyorlarmış. Pıtır ve ailesi kovanlarını çok kısa zamanda lezzetli ballarla doldurmuşlar. Kraliçe arı karşısında kısa zamanda çok balla dolan kovanı görünce şaşırmış ve Pıtır'a sormuş, "Nasıl başardınız?" Pıtır anlatmış ve kraliçe arı Pıtır'a boş kovanını ve yanında da birçok ödül vermiş. Pıtır'ı bu başarısından dolayı kutlamış. Kraliçe arı bu fikri ülkedeki tüm arıların uygulamasını istemiş. Arılar ülkesi artık o kadar hızlı ve çok bal üretiyormuş ki ülkenin ismi artık bal ülkesiymiş. Ve Pıtır'ın merakı arılar ülkesindeki yaşamın kolaylaşmasına sebep olmuş. Ülkedeki tüm arılar Pıtır'ı kutlamışlar.